gün içinde de değindiğimiz bir haber olan ABD Meclisi'ndeki başkan değişimi üzerine ve Emmer'dan bahsedeceğiz. Kripto paralar için kritik gelişme, bu isim meclis başkanı olabilir. Tom Emmer'ı kastediyor. Emmer şu anda geçici başkanlık yapan Patrick McHenry gibi oldukça kripto dostu sayılabilecek bir isimdir. Ve bu noktada da faaliyetleri yüksektir. SEC'in mevcut gelirlerini kısmış ve hükümetin ayırmış olduğu hazineden fon ayırmasının önüne geçmiş ve bütçe kısıtlamasına gidilmesi üzerine yine bu teklifi veren kişidir. Hatta bundan sonra Gary Gensler bayağı bir biliyorsunuz ki ağlamıştır. Ancak bunun yapılmasındaki sebep de buradaki ayrılan varlıkların ve fonların kötüye kullanılmasından kaynaklanıyordu. Tom Emmer ileri derecede bir kripto dostu sayılabilecek bir isimdir. Kripto para birimlerinin önde gelen savunucularından Minnesota temsilcisi Tom Emmer dikkat çekti. Zira şaşırtıcı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanlığı için adaylığını koydu. Emmer'ın adaylığı, temsilci Patrick McHenry'nin geçici liderliği Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere önemli yasa tasarılarını belirsizlik içinde bıraktığından meclisin yasama gündeminde kritik bir noktada geliyor. İşte detaylar diyor. Evet, şu an tabii geçici başkan olduğu için yürürlükte herhangi bir uygulama gerçekleştirilemiyor. Tabii ki bu da bir takım zorluklar yaratıyor. Dolayısıyla olabildiğince hızlı bir şekilde bir başkan seçmeye çalışıyorlar. Şu anda Cumhuriyetçilerdeki genel tutuma baktığımızda McCarthy dahil olmak üzere McCarthy gibi, yani bundan önceki meclis başkanı olan McCarthy gibi isimler de, ki bunlar da kripto dostu isimlerdi. Yine McCarthy diyorum, şey üzerinde, Tom Emmer üzerinde mutabık oldular gibi gözüküyor. Zaten Cumhuriyetçilerin oldukça güçlü olduğu halihazırdaki meclis şu anda Emmer üzerinde mutabık olduğundan Emmer'ın bu noktada kazanma ihtimali ve seçilme ihtimali yüksek olacak gibi duruyor. Kripto para alanında önemli bir gelişme olabilir. Kripto para yanlısı Emmer'ın Temsilciler Meclisi Başkanlığı yarışına girmesi kritikti. Zira Jim Jordan'ın gerekli oyları alamamasının ardından yaygın bir ilgi gördü. NBC News muhabiri Jake Sherman bu gelişmeyi ilk olarak 20 Ekim'de bildirmişti. Ayrıca siyasi manzarada potansiyel bir değişimin sinyalini vermişti. Halihazırda Temsilciler Meclisi'nin 3. sıradaki cumhuriyetçisi ve BTC altcoin destekçisi olan Emmer, kendisine yakın kaynakların da teyit ettiği üzere Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferansı içinde aktif olarak destek arayışında. CBC News'te Emmer'ın adaylık için telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi diyor. Evet, zaten biliyorsunuz McCarthy'de önceki videoda konuştuk. Şu anda Tom Emmer'a olan eski başkan desteğini açıkladı. Yine Cumhuriyetçiler arasında da olabildiğince mutabık kalındı. Ben Tom Emmer'ın başkan olma ihtimalini yüksek olarak değerlendiriyorum ki mevcut süreçte gerçekten de meclise çok iyi bir liderlik edebileceğini de düşünüyorum. Bu tabii ki kripto paralar için de iyi olacaktır. Çünkü Tom Emmer aslında McHenry'nin aksine, ki McHenry şeydir, nasıl diyeyim, evet kripto dostu bir isim ama çok böyle yırtıcı bir tip olduğu söylenemez. Tom Emmer bayağı yırtıcı ve agresif bir tip, yani bayağı böyle agresif bir insan, tuttuğunu koparan bir tip. O yüzden olası durumda SEC başkanını bayağı bir üzebilir, terletebilir diye düşünüyorum. Evet. Emmer'ın potansiyel, eyvah ne oldu? Emmer'ın potansiyel sözcülüğün en önemli yönlerinden biri iyi bilinen kripto yanlısı duruşudur. Kripto paraları, varlıkları sürekli olarak savundu. Ayrıca ABD SEC'in Gary Gensler liderliğinde kripto endüstrisini düzenleme yaklaşımına karşı çıktı. Kripto para topluluğu Emmer'ın adaylığını iyimserlikle karşılıyor. Kripto para birimlerini destekleme geçmişi, sektörün çıkarları ve daha dengeli bir düzenleyici çerçeve arzusuyla uyumludur.
Topluluk Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçilmesinin kripto mevzuatı ile ilgili tartışmaları yeniden canlandırabileceğini öngörüyor. Muhtemelen ben bu noktada Tom Emmer'ın yine doğrudur. İlk faaliyetlerinin kripto üzerinde olacağını ve pozitiflik halinde olacağını düşünüyorum. Özellikle bakın önemli bir konu olarak şu an ABD'de biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. Joe Biden'ın ardından muhtemelen Donald Trump hükümeti izleyebileceğiz veyahut cumhuriyetçilerin gelmesiyle ortam bayağı bir değişecektir. Bundan kaynaklı olarak yine SEC tarafı da yani hükümete bağlı kurumlarda da yeni atamalar olacak ki SEC'deki şu an tartışılan isimler hükümet değişiminin ardından yine kripto dostu isimler. Düşünsenize kripto dostu bir SEC yetkilisi, kripto dostu bir meclis başkanı, kripto dostu bir başkan. ABD hukuku zaten sürekli olarak hükümeti iteleyip duruyor. Düzgün davranın, düzgün davranın diye. Yani 2024 yılı dediğim gibi oldukça güçlü geçebilir. Emir'in adaylığı destek alıyor. Dahası Emir'in adaylığına yönelik kamuoyu desteği de giderek artıyor. Temsilci Brad Finstad 20 Ekim'de Emir'i destekleyen bir açıklama yayımladı. Böylece mecliste işlevselliğin yeniden sağlanması, üyelerin teklifini desteklemek için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. McCarthy'nin geçici liderliği, sırasındaki yasama durgunluğu, başta açık düzenleyici kurallara dayanan kripto para birimi endüstrisi olmak üzere çeşitli sektörleri etkiledi. Emmer'ın meclis başkanı olarak atanma ihtimali, BTC ve altcoin'leri destekleyeceğine ve düzenleyici belirsizlikleri çözmek için çalışacağına inanan kripto topluluğu için umut vaat ediyor. Doğru, tabii ki tek başına bu yeterli olmayacaktır. Fakat çok önemli bir ABD'de çok önemli bir kripto dostu olmaya giden yolda büyük bir zemin hazırlandığını kesinlikle söyleyebilirim. Emir'in teklifi, Emir'in konferansı birleştirme ve çoğunluğu sağlama becerisini takdir eden eski meclis başkanı diyor Kevin McCarthy dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Parti içindeki önde gelen isimlerden de destek aldı. Bitcoin ve altcoin dünyasında Emir'in Temsilciler Meclisi Başkanı rolünü üstlenmesi umutları yeniden canlandırdı. Kripto paraları ilerletmeye ve düzenleyici çerçeveleri yeniden şekillendirmeye olan bağlılığı sektörün hedefleriyle örtüşüyor. Kripto topluluğu Emmer'ın teklifinin sonucunu merakla bekliyor. Bunun kendi çıkarları ve daha geniş yasama ortamı üzerinde yaratabileceği olumlu etkinin farkında. Katılıyorum. Güzel bir olay. Emmer muhtemelen seçilecek. İnşallah da seçilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.